الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد علاوة الإيمان: أن يكون الله رسوله أحب إليه مما سواهما. İmanın tadını vermek, Allah ve Resulü'nü sevmek hakkı kalır. Aziz müminler, Cenab-ı Hakk'ın varlık alemine ve ruhumuza nakşettiği en nadide duygu sevgidir. Sevgi, insanın Rabbine bağlayan, gönülleri birleştiren, hayatı anlamlı kılan eşsiz bir duygudur. Öyle ki Kur'an-ı Kerim'in ifadesiyle samimi sevgi Yüce Rabbimizin varlığının delillerinden birisidir. Sevilmeye en çok layık olan bir şüphesiz Allah Teala. Zira O ödüldür. Sevgiyi yaratan, sevdiği ve sevilmeyi insana öğretendir. Bütün sevgilerin kaynağı O'dur. Tüm kainat O'nun sevgi ve merhametiyle ayakta durmaktadır. Kıymetli Müslüman, Kur'an-ı Kerim'de iman edenlerin Allah sevgisi çok kuvvetlidir diyor. Evet, bir müminin kalbinde en değerli köşe Cenab-ı Hakk'ın sevgisine ayrılmıştır. Mümin, Rabbinin şartsız ve sınırsız bir biçimde ihlas ve ikrar ile aynı zamanda Allah'ın sevgisine layık bir kul olabilme gayreti taşır. Mümin, Allah'a duyduğu derin sevgiyle tüm mahlukata rahmet nazarıyla yaratılanı sever, yaratandan değerli müminler, müminin yüreği Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in sevgisiyle de zira adı güzel, kendi güzel peygamberimizi sevmek, bize o ümmeti olma şerefini bahşeden Rabbimizi sevmenin gereğidir. Mümin bilir ki Peygamber Efendimizi sevmek, onun bize emanet olarak bıraktığı yüce kitabımız Kur'an'a ve hikmet yüklü sünnet-i seniyyesine sımsıkı sarılmak demektir. Onun yolundan gitmek, onun sevdiklerini sevmek, onun ahlakı ile ahlaklanmaktır. Aziz Müslümanlar, Allah ve Peygamber sevgisi imandan, imanın nefesine varmaktır. Nitekim sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurmuş: şu üç özellik kimde bulunursa o kişi imanın tadına var. Allah ve Resulünü herkesten çok sever. Sevdiği kişiyi sadece Allah için sevmek, ateşe atılmaktan nasıl korkuyorsa imandan sonra küfre dönmekten de öylece. Ne mutlu Cenab-ı Hakk'ın sevgisi gönlünde yer etmiş olanlara. Ne mutlu Resulü Zişan Efendimizin muhabbetiyle gözleri yaşlananlara. Ne mutlu bu mutlu sevginin gücüyle birbirlerine kenetlenenlere.